Geleceğim. Tamam. Bu adamı da alırız. Burada görüş var. Tamam. Flash'ı attım orada. Çünkü çok rahat kill olacağını biliyordum. W orada slowlayacaktı. Ondan sonra da Q ile işini bitirecektim adamın. Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Kha'Zix jungle yapacağım bugün. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bizim takım gayet dengeli, gayet güzel bir takım ama karşıda da fena bir takım yok. Öncelikle Q'ya vereceğim sanıyorum. Hani bazı durumlarda E'ye de verebilirsiniz. Hani sıkıntılı bir durum olabilir ama W ile başlamanın hiçbir anlamı yok. En azından bu yamada hiçbir anlamı yok. E ile başlarsanız dediğimde hani böyle kötü bir durumda kalırsınız veya yakalamanız gerekir. Adamlar 3 kişidir. Q'nuz çok fazla hasar vermeyecektir vesaire derken öyle durumlarda E ile de başlayabilirsiniz. Oy, burada biz takım olarak adam bir kere de bin vurdu resmen. Can olarak bir base atmanın yararı var mı? Ki yararlıyım ama... Geliyorum ben de. Biraz geri kaldım ben ama aldılar adamı. Çok güzel, tamam. Kaysa gitsin kendi lane'ine, biz buradan başlayalım. Lulu kanka. Tamam, sağ olsun. Kuşlara hiç girmeyeceğim ya. Kuşlar benim resmen belam. O yüzden öncelikle gidip maviyi alacağım. Ondan sonra şuradan Gromp, ondan sonra kurtlara falan gidebilirim. Ama şimdilik zorlamanın hiçbir anlamı yok burayı. Görüş mörüş kontrolü yapayım. Adam burada mı değil mi diye bir bakayım. Buradan gelirse. Öncelikle şimdi gidip burada 3-15'te bunu alacağım. Ondan sonra onlar da kapışıyor. Alır mı bu adam bunu? Tekli hedeflere fazla vuruyorum ama hasarım fazla olmadığı için. Yukarıda pozisyon var mı? Yukarıda pozisyon var. Bizim adam alır mı onu? Tamam, çok güzel. Daha fazla şey yapmak istemedim. Nasıl olsa range'im var diye flash'ını da almış olduk bu şekilde. Çok güzel. Adam tam orada görüş koyarken bir tane de kill almış olduk. Burada kurtları kesip base atacağım. Base'den sonra işte ise aşağı doğru gideceğim. Ayakkabıyı bir bitirelim ya. Biraz mobility olur, en azından sağda solda gezme şansım olur. 39-32 minyonda hala adam benim önümde. Şu an mavime doğru gidiyor. Çok uzak durmak istemiyorum o tarafa. Tamam, bunu çalabildim. Dur bakalım. Ben kaçarım herhalde bu adamdan ya. Zıplarsa da. Tamam, çok güzel. Bir flash verdik orada ama en azından kaçmasına izin vermedim. Burada arkadan adamın geliyor olması çok iyi oldu. Ben de seviye 6 oldum. Şu anda Q'yu bir kez güçlendirelim. Bu güzel bir haber. İyi de bir gidişata sahibiz. Bu özellikle bu iki kill çok 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 iyi oldu. Bizim bot lane çok fazla etiyor. Bunu kullanıp ejder falan alabiliriz. Kimse yok bu taraflarda. Acaba aşağı doğru gitsem mi, gitsem kill alır mıyız falan diye düşünüyorum şu anda. Ama ultim var. Bunu kullanabilirim şu anda. 56'ya 39 en son görüldüğünde 39 minyonu varmış. Tamam, bunu buradan aldık. Bu adamı da alırım herhalde ben. Orada ah be kule, ah be kule, bir kere vurmadım dedim. Ben zaten öleceğim, o adam bir kere vurur herhalde. Ama kule vurmadı ya. Bu adam alabilir miyiz? Can çekmesi var ama ultim vesaire yok. Alamayabilirim. Alsam çıkamam ben buradan. Geleceğim. Tamam. Bu adamı da alırız. Burada görüş var. Tamam. Flash'ı attım orada. Çünkü çok rahat kill olacağını biliyordum. W orada slowlayacaktı. Ondan sonra da Q ile işini bitirecektim adamın. Şunu alalım ya. Bunu alabiliriz şu anda. Şu biraz havaya kalksın. Ejder almak da aşırı kolay oluyor Kha'Zix'te. Çünkü tekli hedef olduğu için çok fazla hasar vuruyorsunuz. Tek şey
Benim burada şu zamazingom yok ama. Tamam, onu da aldık. Mavisi çıktı adamın. Bir mavi kovalayacağım ben. Tamam, herhalde denemez orada değil mi? Ah be, ah be. Zıplayamadım da bir de. Çok geç geldi. Adama girsem belki alabilirdik ama çok çok hızlı geldiler ya rakipler. Neyse, denedik en azından. Geliyorum kanka ama. Girelim, gidelim, gidelim, gidelim. Tamam, bu adam tek kaldı. Bunu keseriz. Alır mıyız bu adamları? Alırız değil mi? Yetişemedim ki. Tamam, çok güzel. Tek kalan hedeflere vurmak ne kadar harika ya. Bir de bunu tam bilincinde değiller gibi oynuyorlar. Ben burayı çok şey yapmayacağım. Şuradan şu Zamazingo'yu aldım diyecektim ama almışlar zaten. Mavisi duruyor mu bu adamın? Durmuyor. Tüh, ölmedi. Çıkla artık. Gel kanka, şöyle görmesinler seni. Tamam. Buradan rahat rahat kaçtım. Geliyorum o tarafa doğru. Belki bir anlık keser beni falan diyerekten girmedim o tarafa ama. Ay ay. Kaç Garen, kaç. Kaç kanka, gel. Tamam, çok güzel. Oradan onu atacağı belliydi. Ben bu adamı alırım. Tamam, çok çok güzel. Bunu hızlı hızlı alırız. Şu Zamazingo'yu kullanmak istiyorum. Daha 99 saniyesi var ama güzel pozisyon bulursak çok rahat, çok 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 rahat alırız her yeri. Eren orada ölür mü bilmiyorum. Ben burada vadinin alametini kullanmak istiyorum ama. Ah be. Ulan hemen geldiler adamın yanına ya. Buradan destek lazım bize şimdi. Bakalım, bir tane kafa vurdursak yeter ama. Şu an bariz bir şekilde biliyorlar bizim burada olduğumuzu. Bakalım onu vurdurtabilecek miyiz? Girer mi girmez mi bilemedim ama bizim adam ölecek ya. Slow attım ama ancak slowluk yani. Çok arada kalırsam en azından bana 2-3 saniye kazandırabilir bu. Yine killer döndü, olaylar döndü. Ben kırmızımı almadan gitmeyeceğim. Ben yine kırmızıyı alırken orada katliamlar çıkacak. Ama kırmızıya da bu kadar yakınken onu da boş bırakmak olmaz. Geliyorum kanki. Totem de kırıldı. Kaç totem kırıldı sarhoş gönlümde. Gidelim haydi. Bu adam buralarda bir yerdedir. Benden kolay kolay kaçamaz. Tamam. Çok fazla oyalandı ama yani böyle ayrı kittirilmez. Başlamak mantıklı olabilir ama. Şimdi başladık buradan. Bakalım. Bize destek lazım ama. Biraz tehlikeli olmaya başladı. Orayı bir hasarlasınlar da bir şeyler yapabiliriz. Tamam.
Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buradan biraz hasar yemiş olsak da. Ben yetişir miyim bu adama ya? Barona dönelim tekrar. Baronu alabiliriz bu sefer. Beyler destek. Hasar kaç? Tamam, devam 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 devam. 6000 can da hala burası. Abi bana destek. Hayda. Ben bunu aldık ama orada benim baronluk bir durumum yok ki. Girip çalmayı deneyeceğim ama çarpım da yok. Ha, şu an çarpım var. 800. Abi ya. Oh. Ah ulan ah. Bu adam ne ara full can oldu be. Rrr. Ana adamı öldürdüm. Ama baron gitti. İşte bazen bana baron da diyorlar ama işte. AP'ye giden Nautilus şeye dönmüş. Tanka dönmüş. Sanıyorum bayağı hasar yedikten sonra biraz üzüldü bu duruma. Son item ne alsam diye düşünüyorum şu anda da. Vayne'i kesinlikle kesmek lazım. Bu kesin yani. Direkt Vayne'e odaklanmak lazım. Tabii tek hedef olursa onları da kesebiliriz ama. Ayrı kittiren adamlar var. Ultilerini aldık orada. Bana birazcık hız. Tamam güzel. Birinin base'e gitmesi lazım. Tamam çok rahat oldu bu ama birinin base'e gitmesi lazım gerçekten. Ben mi gideyim kanka? Adamın baronu var. Neyse oyunu mu bitireceğiz? Hadi oyunu bitirek. Oy ne vurdunuz? E'yi bir geliştireyim de öyle atlayayım adamın üzerine. Tamam güzel. Adam zaten geri dönmüştü. Burada da oyun bitti. Güzel karardı. Ya bizim takım bir kişi dönse ben daha hayırlı olur diyordum ama. Ya oyun sonu hasarına bakalım. Vayne'in muhtemelen en çok hasar Vayne'de olabilir. Çünkü bir 15-5 bir Vayne'in hani verebileceği hasar efsane seviyelerde oluyor. Bir Vayne main olarak söyleyebilirim bunu. Ama bizim takımda da benim de hasarımın çok olacağını düşünüyorum. Ben 12.8 ile MVP olmuşum bizim takımda. Kime versem bizim... emin değilim, puana göre vereyim o zaman. 11.7 ile Lux'a verelim. S almışım. Hasarda ikinci ben olmuşum. Lux en çok hasar vermiş. Yani bir bakıma doğru. Hani sonuçta E ile sürekli dürtebiliyorsunuz. O yüzden Lux'ın çok hasar vermesi birazcık okey. Ondan sonra Vayne'miş. Tahminlerimde çok yanılmamışım. Üçüncü de benmişim. 16-4-8 gayet güzel bir oyundu. Benim eğlendiğim bir oyundu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle bir klasik oyun sonu bitirişimizi yapalım. Kimlerin hikayesi var? Kha'Zix'in hikayesi yok. Kaisa'nın hikayesi var. Lux'ın kısa hikayesi, normal hikayesi ve çizgi romanı var. Garen'in kısa hikayesi ve normal hikayesi var. Lulu'nun normal hikayesi ve kısa hikayesi var. Bizde sadece Kha'Zix'in yokmuş. Karşıda Karma'nın yok. Jax'in yok. Vayne'in kısa hikayesi ve normali var. Nautilus'un normali hiçbir şey yok. Karşıda bir tek Vayne'in varmış. Bizim takımda hikaye dolu. Karşı takımda hikaye yok. Ama yine de bayağı hikaye var. Yani yarısı var en azından takımın. Bu oyunluk dediğim gibi arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki hikaye videosunda, çizgi romanda, çekilişte veya artık hangi video olursa orada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.